Evet başkan. Türkiye'nin gastronomi başkenti Antep'ten herkese sevgiler, saygılar sunuyoruz. İşte Antep mutfağıyla, insanıyla, ticaretiyle, her ay ihracatıyla Türkiye'nin yüzünü güldüren bir şehir, güldüren bir kent. Çalışkan insanların, çalışan insanların topluluğunu oluşturduğu güzel bir kentimiz. Güneydoğu'nun incisi. Antep demek çalışmak demek. Antep demek üretmek demek. Antep demek satmak demek yurt dışına. Bir Türkiye markası Antep. Ondan dolayı bakınız hünerlerini göstermişler. Şanlı Türk bayrağımızı baklavaya resmetmiş. Yine böyle orada yine işte başka bir güzellik var. Sarılar. Sayın konuklarımız, açılış töreniniz başlamak üzere. Lütfen üst kattaki doğum yol salonunda yerlerinizi almanızı önemli rica ederiz. 27 tane tescilli ürünümüz var. Coğrafi işaretli ürün var. Ve UNESCO'dan tescilli bir gastronomi kenti, lezzet kenti Antep. Ondan dolayı bakırcıların kenti. Geleneksel sanatlarımızın üst düzey olduğu bir kent. Zeytinyağının, zeytinin memleketi. Efendim efendim karpuzun memleketi. Sarımsağın memleketi. Biberin memleketi. Antep demek dediğim gibi hakikaten Türkiye'de artık lezzetin başkenti olmuş. Müthiş bir kent. Dinamik yüksek, enerjisi yüksek, müthiş çalışkan bir kent. Burada gerek Sayın Valimiz, gerek Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve bütün odalar her gün toplantı yapıyorlar ve her gün birlikte hareket ediyorlar. Şehrin dinamik olması buradan ileri geliyor. Çünkü büyük bir birliktelik var. Bu birlikteliğin sonucunda da güzel şeyler ortaya çıkıyor. Şehirde ben sen yok, biz varız kültürü var. Her şey bundan kaynaklanıyor. Benim 3 ayda tespit ettiğim bu. Her gün toplantı yapıyorlar. Antep için ne yapabiliriz? Bu inşallah bütün Türkiye'ye örnek olur. Diğer şehirlerde bu örnekte kalkınırlar. Son 2 aydır dünya markası oldu. Yani evet, bütün ürünler öyle. Müthiş bir tanıtım yaptım. Bütün dünyadaki Daily Mirror olsun, Independent gibi efendim, ne kadar aklınıza gelen yabancı ülkelerdeki en önemli basın hangisiyse onların haber sitelerine girdik. Ondan dolayı efendim mesela Türkiye'deki ulusal gazeteler, uçaklar, Türk uçakları dünyaya uçan, efendim mesela milli piyango biletleri, sinemalar, bütün sinemalarda vardı. Yani billboardlar Türkiye'nin bütün turistik yerlerinde olsun, büyük şehirlerinde olsun billboardlara girdik. Yani girmediğimiz mecra kalmadı. Bu Antep'in lezzetiyle ilgili. Antep'i dünyaya tanıttık. Tanıtmaya devam edeceğiz. Yakında Birleşmiş Milletler'den de ödül alacağız. Amerika'dan da ödül alacağız. Antep'i bir dünya markası haline getireceğiz. Pek başarılar diliyorum. Başkan. Oya da oradan bakıp gülüyor.
Hocam. Evet, bize bugünle ilgili kısa bir şey söyleyebilir misiniz? Tabii bütün Türkiye bugün burada. 81 ilin hepsi burada. Hepsi kendine has olan özel ürünlerini tanıtmaya çalışıyor. Kars ağırlığıdır olarak da biz hem Kars'ın kaşarını, balığını, işte Kazma'nın elmasını. Günün önemi neydi aslında? Günün önemi işte dünyaya Türkiye'nin tatlarını tanıtmak. Evet. Tamam, herkesi bekliyoruz. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim başkanım. Nereye? Bir şeye de uğrayalım. Nereye de uğrayalım? Uğrayalım. Hadi bakalım. Sahibi sahibi, hoş geldiniz. Afiyet olsun. Şey, hayra bilen orada. Ne de abiniz? Başkanım iki tane de sen vur. Şöyle çek bizi ya. Gel sen. Şöyle sen. Thank you.
başkan çok yorulmuş ya falan. Bizim şeydeyiz biz. Atada fuar var ya, orada işlemliyiz. Emine Erdoğan'ın görüşmesi konusunda.